İslam 610 yılında Yaradan tarafından Cebrail aracılığı ile Hazreti Muhammed'e ilk vahiy inerekten yayılıyor, başlıyor. Ve böylece peygamberlik artık Peygamber Efendimiz'in üstüne o tanım oturuyor ve son peygamber artık görevini yapmaya başlıyor. Mekkeli müşrikler, müşrik Allah'a eş koşan demek. Daha önceden Hazreti Muhammed'i çok sevip çok saydıklarından dolayı Muhammedül Emin, güvenilir lakabını takmışlar. Ona rağmen İslam'a sıcak bakmamışlardır. Ve dediğim gibi bunun temel argümanı Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği bu yeni dinin, İslamiyet'in müşriklerin mevcut konumunu, demin dediğim asilliğin, putlardan elde edilen rantın, köleciliğin kaldırılmasının, yani bunlar rantını, gücünü kaybetmek istemediğin İslam'a sıcak bakmamışlardır. Tabii şunu da söylemek lazım. Peygamber Efendimiz tüm insanlığa indi ve bir barış durumu, bir ötekileştirme durumu tabii ki yok. Ve herkesle beraber efendim bir olmakla, biz olmakla İslamiyet'i yaydı. Ve bildiğimiz gibi zaten biz bir ruhu özellikle göreceğiz. Hicret sırasında yapılan ilk anlaşma İslam tarihinde Medine Sözleşmesi'nde, vatandaşlık anlaşmasında da zaten düzen adına ortaya çıkacak. Çünkü Medine Sözleşmesi'nde Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye gelenler, muhacir, Medineliler, Ensar ve Medine'de yaşayan Yahudi kardeşler de var. Hepsinin beraber oluşumuyla bir Medine Sözleşmesi, bir hukuk üstünlüğü, bir eşitlik ortaya çıkacak. Haklar, görevler, hürriyet, kimse kimsenin dinine karışmayacak. Bir bütünleşme sağlanacak. Yani bir vatandaşlık hakkı elde edeceksiniz. Bakın Yahudiler de var. Yani ben gelmişim Medine'ye, Yahudi kardeşlere huy demiyorum. Değil mi? Ne kadar zarif bir eylemdir arkadaşlar bu. Ve tabi İslam'ın yayılması demin dediğim gibi Mekke'de hoşgörüyle karşılanmadı. Müslümanlara eziyetler, zulümler başlayınca 615 yılında ilk hicret Habeşistan'a yapıldı. Habeş Kralı Necaşi Hristiyan tek Tanrı'ya inandığı için orayı tercih etti Peygamber Efendimiz. Oraya gidin dedi. Ve malum İslam da tek Tanrı inancı, Hristiyanlık da ve Meryem suresi Hristiyanlıkta Hazreti Meryem, bizde de Hazreti Meryem ortak paydaş ve oraya giden Müslümanlar Habeş Kralı Necaşi tarafından çok hoş karşılandı biliyorsunuz. Hatta onları geri almaya gelen Mekkeli müşriklere geri vermedi onları. Özel bilgi. Ana hicret bildiğimiz gibi Mekke'den Medine'ye yapıldı. Hicretle beraber değineceğiz zaten. Demin dediğim Medine Sözleşmesi, vatandaşlık anlaşması, devlet kuruldu, başkenti kuruldu, devletin başkanı Peygamber Efendimiz oldu, siyasal bir kimlik artık ortaya çıktı. Ve tabii ki İslam'ın yayılmasını Mekkeli müşrikler hiç hoş karşılamadığı için ve Müslümanlara saldırıya geçti. İşte ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Bedir kuyularının önünde yapılan bu savaşı Müslümanlar tabii ki kazandı. Özellikle Şam ticaret yolunun güzergahında olduğu için Bedir, burayı kim elde ederse üstünü ona geçeceğini düşünen Mekkeliler saldırdı ama tabii Müslümanların galibiyetiyle adamlar bertaraf oldu. Özellikle Bedir Savaşı'ndaki iki tane elemanı, iki tane bilgiyi vermemiz gerekiyor. Savaş sonucunda elde edilen ganimet savaşa katılanların arasında paylaştırıldı. İslam savaş hukuku ortaya çıkmış oluyor. Aynı zamanda bir Mekkeli esir okuma yazma bilen 10 Müslümana okuma yazma öğretince serbest kalacak deyip Peygamber Efendimiz dünyada ilk defa eğitim seferberliği başlatmış oldu arkadaşlar. Yani Bedir Savaşı deyip geçmeyelim. Hem moral ilk zaferdir, hem eğitim seferberliği, hem İslam savaş hukuku burada arkadaşlarım belirlendi. Evet. Ardından Bedir'in intikamını almak isteyen Mekkeliler hem Şam kervan yolunun
tekrar bizim devletimize geçmesini istiyoruz diyenler saldırdı Müslümanlara. Peygamber Efendimiz Mekke ordusunu gördü. Kendi askerinin güvenliği için Aynen tepesine okçular yerleştirdi. Sakın dedi burayı terk etmeyin. Bak buradaki eğer siz dediğimi yapmazsanız buradaki karşımızdaki birlikler arkadan çok rahat bizi çevirebilirler. Ama maalesef ganimet sevdasından okçular yer değiştirdi. Maalesef Peygamber Efendimiz yaralandı. Amcası Hamza şehit oldu arkadaşlarım. Savaş sonucunda iki tarafta üstünlük birbirine sağlayamadığını söyleyeyim. Ancak ortaya çıkan bir gerçek var. Peygamber Efendimiz'e itaatin, mutlak itaatin herhalde burada ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Ne dedi size? Orada ayrılmayın. Değil mi? Bir bildiği vardı. İtaat. Evet. Mekkeli müşrikler Müslümanlara son bir saldırı yapalım, yok edelim onları dediler. Ve Medine kentine saldırıya taarruza geçtiler. Selman-ı Farisi isimli bir İranlı sahabe Peygamber Efendimiz'i gören, sohbetinde bulunan demek biliyorsunuz. Fikriyle Medine kentinin etrafı su dolu hendekle çevrelendi. Hendek savaşı o yüzden deniyor. Düşmanlar gelip burada bertaraf oldu. Ve böylece Hendek savaşıyla Mekkeli müşriklerin son saldırısı. Savunmaya çekilecekler. Müslümanlar taarruza geçmiş olacaklar. Ve Müslümanlar Mekke'yi ziyarete, Kabe'yi ziyarete gitmeye karar verdiler. Ve gittiler. Tabii Mekke çok tırstı, korktu bu durumdan. İki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Hudeybiye anlaşması. Müslümanların Mekke'li müşrikler tarafından resmen tanındığı anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeyecek, umre yapmayacak. Bir Mekkeli Müslüman çocuk reşit değilse, velisinin izni yoksa Müslümanların arasına katılmayacak. Mekke'ye baktığımız zaman çok fazla böyle yük olmamak adına o velinin izni yoksa biz adamı kabul etmeyeceğiz. Ha kaçarsa ayrı. Bize geliyorsa ayrı. O ayrı. Yani şöyle ayrı. Bir Mekkeli Müslüman benden kaçan olursa onlara gitsin. O zaten benden değildir. Onu ben daha ne isteyeceğim geriye yani. Demek ki İslam'ı hazmetmemiştir yani. Buradaki nüans şu. Şimdi önce bir kimse anlamadı bu maddenin önemini. Düşünsenize. Bir Mekkeli Müslüman çocuk var. Reşit değil. Anne babasının onayı yok. Müslümanlara sığınıyor. Biz onu geri veriyoruz. Ya bir nevi şaşırmış oradaki o dönemin İslam alimleri, İslam düşünürleri, siyasetçileri. Ya niye acaba bize sığınanı biz geri veriyoruz? Anne babası onayı yoksa. Hani bize gelmiş adam ya. Bir de sayımız artar değil mi? Hayır. Peygamber Efendimizin haklı olduğu şöyle ortaya çıktı. Onları geri vermekle. Düşünsenize. Anne baba putperest, çocuk Müslüman. Mekke'de düzen bozulur değil mi? Adamların bana bakışı saldırma taktikleri işe yaramaz. Bir de bunlar zamanla Mekke'de dışlanacak illaki. Bu çocuklar Müslüman çünkü. Ve yavaş yavaş bu Mekke'nin ekonomik gelir kaynaklarına el koymaya başlayacaklar. Saldıracaklar gerekirse. Adam aç mı kalacak yani? Ve zaman içinde Peygamber Efendimiz'in bu maddesi sonradan anlaşıldı niye geri verdiği ve Peygamber Efendimiz'in zekası da anlaşmada diplomasi de ortaya çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Daha sonra Hayber, Şam ticaret yolunun, Şam kervan yolunun, Dimaşık'tır bu arada adı, eski adı Şam'ın, tam yolun güzergahında Mekke, Medine, Şam, Hayber yani. Burayı Peygamber Efendimiz aldı Yahudilerden. Bir de Yahudilerin bir özelliği var. Mekke'de bize karşı, Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Yeter dedi Peygamber Efendimiz. Hem bu eyleme son vermek hem ekonomik açıdan daha güçlü olmak için Hayber'i ele geçirdi arkadaşlar. Ve Şam ticaret yolu güvenliği sağlandı. Hatta Hayber'de oturan Yahudilerden haraç cizye vergisi alıp ekonomide de evet bir yükseliş trendine geçmiş olduk. Tabii İslam büyümeye başladı. Peygamber Efendimiz
tüm demin anlattığım Sasanidi, Bizanslı birçok yere İslam'ı anlatan elçiler yolladı. İslam'a girin dedi onlara. Mesela Hristiyan bir topluluk var. Kuzey Arabistan'da yaşayan Gassaniler. Mesela öldürmüşler Müslüman elçiyi. Tabii Peygamber Efendimiz de Mute'ye, Gassani üzerine doğru harekete geçti. E şimdi Kuzey Arabistan, burada yaşıyor Gassaniler, Hristiyan, İslam ordusu, elçi de öldürüldü. Yürüyüşe geçiyor Peygamber Efendimiz. Bir ordu düzenliyor. Bu orduyu Peygamber Efendimiz bölgeye sevk ettiriyor. O zaten başında yok. Düzenletiyor seferi. Orduyu oradaki sahabelere verip gidin mücadelenizi yapın diyor. Tabi Gassaniler Hristiyan ya, hemen kuzeyinde yaşayan Bizans da geldi Gassanilere yardım etti. Çünkü ikisi de Hristiyan. Ve Peygamber Efendimiz tabi dediğim gibi komutan yollamış yerine. Bu bağlamda bölgeye gelen Bizans ordusuyla Müslümanlar arasında savaş yapılıyor. Gerçekten de çok ciddi bir güç var Bizans'ta. Biz daha azız. İslam dünyası adına söylüyorum. Ve ama şuna buna rağmen bir büyük Bizans ordusuna, bir İslam ordusunun karşı gelecek seviyesi ortaya çıkıyor. Ve Müslümanlarla yapılan ilk Bizans savaşı Halid bin Velid tarafından bizim için İslam tarihi adına bir büyük bir kayıp olacakken başarıyla sefer geri dönüyor İslam orduları. İlk Bizans Müslüman savaşı böylece tamamlanmış oluyor. Dediğim gibi orduyu Peygamber Efendimiz yolladı. Ve Gassanilerin İslam'ı tebliğ etmek için gelen elçiyi öldürmeleri üzerine. Ve artık Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Mekke müşrikler Müslümanlara karşı barış sözde var ama gitti Müslümanların düşmanlarıyla müttefikler yapmaya çalıştı. Ve tabii Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar anlaşmanın bozulduğunu gördü Hudeybiye'nin. Ki doğru. Çünkü Hudeybiye Anlaşması'nın orijinal metninde ikinci madde der ki Mekkeli müşrikler Müslümanlara karşı ittifak, müttefik aramayacaklar. E ne yaptın sen? Ben yoğun bir tempodayım. Bizans'ta uğraş, Gassani ile Yahudilerle. Sen de arkamdan kumpas yap. Müttefik ara. Ve Peygamber Efendimiz 1 Ocak 630'da Mekke'yi fethetti arkadaşlar. Evet. Böylece hicrette 622'de Peygamber Efendimizin değil mi? Mekke'den çıkışı 8 sene sonra tekrar Peygamber Efendimiz doğup büyüdüğü Mekke'ye geriye dönmüş oldu. Şimdi değerli arkadaşlar Mekke'yi fethedince Mekkeli bazı müşrikler efendim Taifliler, putperest kabileler son bir darbe vurmak için Müslümanlara bir ordu toplamışlar. Peygamber Efendimiz müşriklerden oluşan, putperestlerden oluşan bu orduya sefere çıkıyor. Ve bu savaşta müşrikler darmadağın ediliyor. Böylece Arap Yarımadası'nda son putperest toplulukta direncini Huneyn Savaşı'yla kaybetmiş oluyor. Huneyn Savaşı'ndaki Taiflerin de putperestlere yardım etmesi üzerine Peygamber Efendimiz Taif kentini kuşatıyor ama Taif kentinin kalın surları ve açık konuşalım Taif halkı direnç göstermiş. O an fethedemedik belki ama İslam adına. Daha sonra bir sene sonra arkadaşlarım 631'de Taif halkı kendisi İslam'a girmiş. Elçi yolluyorlar. Kendileri bu sefer. Bakar mısınız arkadaşlar keramete yani. 630'da direnç çok fazla alamadı İslam tarihi, İslam orduları Taif'i. Ama şey keramet. Bir sene sonra kendileri elçi yolluyor Peygamber Efendimiz'e. İslam'a girdik diyor. Müthiş bir argüman arkadaşlar farkındaysanız. Yine 631 yılında bir haber gelmiş. Bizans büyük bir orduyla İslam ordusunun üzerine doğru Arap Yarımadası'na doğru ilerliyor. Peygamber Efendimiz ordusunu topluyor. Tebük mevkiine geliyor. Bir bakıyor Bizans ordusu falan yok.
haber asılsız. Ve savaş yapılmadan herkes kendi bulunduğu konuma geri dönüyor. Bu seferin bir özelliği var işte arkadaşlar, o da şu. Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Ve Arap Yarımadası'nda komple, bakın, herkes Arap Yarımadası'nda, birçok kabile bu seferle İslam'a girdi. Arap Yarımadası'nda siyasal birlik sağlanmış oldu. Peygamber Efendimiz'in son seferi Tebük seferiyle. Unutmayın, son seferi. Bakın, çok güzel bir tablo. Bir, hemen bulalım beraber. Bedir. Çok güzel bir tablo. İki, hemen bulalım beraber. Uhud. Üç, Hendek. Bak, aksiyonlar, savaşlar. Dört, Hayber. Bakın, Şam kervan yolu. Beş, Mekke'nin fethi. Mekke arkadaşlarım, Medine bölgesine ne deniyor? Cevap, Hicaz. Mekke-i Mükerreme. Altı, Huneyn Savaşı. Hani o dedik ya, putperestlerin hepsinin birleştiği bize karşı, İslam'a karşı. Yedi, onların içindeki Taif halkının daha sonra Müslümanlara katılması arkadaşlarım. İşte görüyorsunuz, yedi büyük olay Hicaz bölgesinde. Ve tabii en sonda Tebük seferiyle hop Bizans sınırına doğru Arap Yarımadası'nda siyasal birlik sağlanmış olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Peygamber Efendimiz vefatına kadar Medine'de yaşamını devam ettiriyor. Veda haccı ve veda hutbesi bir nevi son haccı, veda haccı gibi oluyor. Ve 8 Haziran 632 tarihinde Peygamber Efendimiz Medine'de vefat ediyor. Kendi evine defnediliyor. Günümüzdeki adı Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Ravza-i Mutahhara dediğimiz yerde Peygamber Efendimiz defnedildiğini söylemek istiyorum arkadaşlar.